Arkadaşlar merhaba. Şimdi başlıkta adı geçen <laughs> angut ifadesi birazcık tabii hakaret olarak kullanılıyor ama bizim kanalın başlıklarında böyle enteresan şeyleri arkadaşlar seviyor. Öyle bir başlık kullandım. Bugün sizle aslında böyle hakikaten her kafaların insanla çalışabilme yetisi üzerine sohbet edeceğiz. Angut aslında bir kuş arkadaşlar. <laughs> Angut e, ifadesi böyle hakaret anlamında bir kişi bir konuyu kolay anlayamadığı zaman ya da böyle biraz tabiri caizse mal bir duruş sergilediği zaman kullandığımız bir ifade. Ama aslında bu angut kuşunun çok enteresan özellikleri de var. Merak eden arkadaşlar Google'a yazabilirler. Bir kere çok acayip sadık bir hayvanmış. E, araştırıp bakarsınız merak ediyorsanız. Bugünkü kullanacağımız anlamıyla angut e, gayet... E, çalışması zor, kolay anlamayan, biraz böyle hafif geri zekalı bir anlamı ifade edecek. Şimdi bana bu üniversite etkinliklerinde çokça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yani böyle buluşmalarda falan da soruluyor. Hiç keşkeniz var mı diyorlar mesleki anlamda. Ve yani diyorum her insanın keşkeleri vardır. Daha iyi yapabileceği, düzeltebileceği konular olabilir geçmişine dönse. Ama benim bu soruya böyle ilk aklıma gelen cevaplardan bir tanesi daha çok ekip çalışması yaparım şeklinde, yapardım şeklinde oluyor. Bu ne demek? Ben üniversitede şöyle bir bakış açısına sahiptim arkadaşlar. Ne kadar bireysel olursam, ne kadar sorumluluk alırsam o kadar çok şey öğrenirim, o kadar üniversiteden ya daha doğrusu ortamdan daha faydalanabilirim şeklinde hatalı bir düşünceye sahiptim. Bu düşünceyi hatalı yapan konu ne? Genellikle mesela grup ödevlerini, daha doğrusu grup ödev olarak yapıyorduk ama mesela bitirme projemi tek başıma yaptım. Yani belki 2-3 kişinin birlikte yapabileceği bir projeyi, o kadar da büyük iş yükü gerektiren bir işi sıfırdan tek başıma yapmıştım. Ve bakış açım şuydu, az önce söylediğim gibi ben bu işin her tarafına dokunursam, front-end'i, back-end'i, veri tabanı... İşte security'si, osubusu, her şeye dokunursam çok sorumlu kalırsam çok şey öğrenirim. Daha tecrübeli piyasaya hazır bir hale gelirim gibi düşünüyordum. E, sıfırdan bir proje yönetimi uygulaması yapmıştım. Bir sektörde çalışan arkadaşlar az buçuk bilirler. E, işte Jira tarzı bir şey var ya onu kullanıyoruz. Şimdi ben onu sıfırdan implemente ettim. Hatta akıllı özellikler de koydum. O, o günün şartlarına göre, yapay zekaya göre bir işin ne kadar işte kısa sürede tamamlanacağını falan filan hesaplayan algoritmaları vardı içinde. Şimdi bu bir kenarda dursun. Bunun bana en büyük golü şu oldu arkadaşlar. Ben angut insanlarla çalışma yetimi geliştirmemiş oldum bu dönemde. Şimdi i̇ş dünyasına girdik ondan sonra. bakıyorum ekipten bir tane herif hakikaten tabiri caizse angut anlamıyor. Etmiyor. Etenekleri zayıf. Yani Allah vergisi bununla ilgili bir şeyimiz yok. Ama hani böyle bir durum var. Şimdi ben biraz böyle gençliğinde verdiği mükemmelliyetçi kafayla herkesten daha acar bir bakış açısı bekliyorum. Hep istiyorum ki insanlar benden daha böyle şey olsun etrafında. Daha böyle süper akıllı insanlarla çalışayım, patküt şey yapsınlar. En azından aynı frekanslı olalım falan filan ama bu arada kendimi bir üst seviyede görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani böyle daha hızlı dinamik ilerlemek anlamında söylüyorum. Şimdi bu konularda yetişmediğimi fark ettim ben. Yani 24-25 yaşına geliyorsun. Daha iş dünyasına giriyorsun, giriyorsun. işte bir şeyler yapıyorsun. Daha böyle tuhaf tiplerle karşılaşıyorsun falan. Ve bunları çok garipsemeye başladım. Şimdi üniversitede böyle konuları biraz daha fazla şey yapsaydım. Daha fazla takım çalışması ve iş yapsam. Bu konularda daha fazla yetişecektim. Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Ee, i̇ş dünyasında her türlü insanla muhatap olacaksınız. Ve bunu yelpazeyi ne kadar kolay yönetebiliyorsanız o kadar başarılı olacaksınız. Yarın bir şirket de kursanız, tamam mı? patron olsanız envai çeşit insanla çalışacaksınız. Hem müşteri bağlamında hem işte çalışan anlamında tamam mı? Yani siz buna bir mükemmelliyetçi bakış açısıyla bakarsanız o şirket ne büyür ne kar eder ne bir yere gelir. Öncelikle yani şunu bir kafanızda oturtun. Angut konsepti bu hayatın bir parçası. Hayatınızda her zaman sizden daha akıllı insanlar da olacak, sizden daha düşük kapasitede insanlar da olacak, daha aynı dili konuştuğunuz insanlar da olacak. Bu bakış açısıyla her kafadan benefit etme, yardım et, yarar sağlamaya çalışmak bu podcast'in aslında ana fikrini oluşturmuş oluyor. Sadece bu hani yazılım geliştirici anlamında değil. Ben mesela şu anda bazen işte yıllardır Patron rolüne büründüğüm durumlar oluyor hala. Mesela şu anda muhasebecim var. Oyun buyum var. Muhasebeci yanlış hesaplıyor ya bildiğin. Adam tam bir angut. Bak yani <laughs> hayvana yine hakaret olmazdı ama... E, adamın bütün işi zaten o hesaplamayı yapabilmek. Onu da hatalı yapıyor. Benim cebimden ilave para gidiyor. 10 bin pound, 15 bin pound fazla ver görüyorum. Bir şeyler oluyor yani. Örnek görüyorum. Şimdi... Normalde bu mükemmeliyetçi kafayla ben işte bu işleri bırakıyorum falan filan moduna çok rahat girebilirsiniz ama bütün mesele oradaki o yelpazeyi de çözebilmek, tamam mı? Tamam o adam öyleyse ben kontrol ediyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, onu öyle kabulleniyorum. Yeni bir arayışa giriyorum, başka bir muhasebeciyle şey yapıyorum falan. Yani isyan etme şey yapmadığı bir kotarma var. Acaba bu adam bu hatayı sürekli mi yapıyor? Kronik mi yapıyor? Yoksa bir sefere mahsus mu yapıyor? O gün kötü bir gün, bir gün mü geçirdi? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Bunlar işte hep size bir tecrübe yumağı. Tamam mı? Ee, bu bakış açısı önemli arkadaşlar. Yarın ekiple çalışacaksınız. İşte ekibin belki lideri olacaksınız. Belki patron olacaksınız. Öyle olacaksınız, böyle falan filan. Ee, her zaman Angut'u manage edebilme. Yani o bakış açısını, o low level performansı bir şekilde yönetebilme yetisi sizin için çok önemli bir düstur. Bu tip yetenekler gelişmeden büyük işler başarılamıyor arkadaşlar. Mükemmelliyetçi kafayla, mükemmelliyetçi bir takım algısıyla büyük işler başaramazsınız. Mesela bir patron örneği daha vereyim size. Ondan sonra podcast'i sonlandıralım. Şimdi bir patron düşünün. Şirketinde 50 kişi var. Bu 50 kişinin arkadaşlar Size garantisini veriyorum, 10-15 tanesi çok kötü çalışıyor, yatıyor, bilmem ne yapıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yani adam ve patron bunu biliyor, tamam mı? Şimdi normal biraz böyle pimpirikli bir kafa, hani böyle mükemmeli bekleyen bir kafa, yatan bir adamla bir şekilde dek geldiği zaman falan filan, hemen şey olur. Lan sen benim paramı mı yiyorsun? Şöyle mi olur, böyle mi olur falan filan. Ama işte patron dedebildiğin adam, gerçek işleri büyütecek adam bu tip şeyleri de nasıl desem böyle hani şeyden sızan şeyler olur ya leakage yani bir yerde fire veriyorsun bir şeyler yapıyorsun bunları falan bir şekilde yönetebilen yok sayabilen yeri geldiğinde görmezden gelebilen yeri geldiğinde iyileştirebilen kafa hep bu kotarıcı kafada olmak bizim için bir düstur olmalı sektörden bağımsız yaptığımız işten bağımsız hatta yani profesyonel dünyanın dışında da bile her türlü insanla, kafa yapısıyla bir şekilde ortak noktaları bulabilmek geliştirebileceğimiz bir hüner. Bu hüner geliştikçe de kendinizi aslında geliştirmiş oluyorsunuz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.